Ve bu üç büyük ilde, bu üç metropolde hamdolsun artık yurtlarımızda 2000'e yakın her bir ilde boş yer var. Bakın, boş yer var. Bak sen bağırıyorsun. Sen bağırıyorsun ama bak sana şunu söyleyeceğim. İstanbul Belediyesi 3,5 yılda kaç kişilik yurt yaptı onu bana söyle. İzmir kaç kişilik yaptı? Onu söyle bana Sayın Karabat. Onu söyle. Ankara kaç kişilik yaptı? Bakın bu yurtlar hepimizin yurdu. Gurur duyun. İftihar edin ve biz bu gurur tablosunu yine büyütmeye devam edeceğiz. Sizin belediyeleriniz gerekirse bu yurtlara yeter ki suyunu bağlasınlar, yolunu yapsınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Sayın Karabat. Ve binlerce yurt inşaatımıza devam ediyor. Bu ülkenin gurur tablosudur. Dünyanın en ünlü otel zincirleriyle rekabet ediyoruz. Bırakın öyle eski püskü resimleri, eski Türkiye'ye ait resimleri. Hamdolsun konforuyla, sıcaklığıyla, barınmasıyla, aile şefkatiyle gurur tablosudur, iftihar tablosudur. Hep birlikte gurur duyalım. Bu dev altyapı, bu gurur tablosu Türkiye Cumhuriyeti'nin kudretini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin büyüklüğünü gösteriyor. Bu altyapı, bu gücü, bu kudreti mesnetsiz gerekçelerle eleştirmek, verilen samimi gayretlere, alın terine, emeğe, algı operasyonu çekmeye çalışmak büyük bir haksızlıktır. Bu ithamlar eğer bilinmeyerek yapılıyorsa bilgi veriyorum. Eğer bilinerek yapılıyorsa bunlar bir art niyet ürünüdür. Onu da ifade edeyim. Ve bu yıl gençlerimize Sayın Başkan ben dinledim. Onlar da dinlesinler. Dinleyecekler. Siz genel kurula hitap edin. Sayın Akbaba, Sayın Aydoğan, Sayın Grup Başkan Vekili gereken cevabı verin. Bakın Sayın Karabağ. Buyurun. Ben seni hedef almadan sen oradan bağırmaya baş. Siz devam edin Sayın. Bakın lütfen burası. Sayın Bakan. Ben genel, oradan ses çıkarmadım. Sayın Bakan genel kurula hitap edin. Sözünüzü aldınız konuştunuz. Evet. Bu yurtlar bu milletin yurtları, bu gençlerin yurtları öncelikle. Ama pandemi döneminde gördünüz. Bu yurtlar gerektiğinde karantina yurdu oldu. 150 binden fazla vatandaşımıza ev sahipliği yaptı. Gerektiğinde afetlerde yine vatandaşlarımıza kapıları sonuna kadar açık. Diyorum, tekrar söylüyorum. Bu yurtlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kudretini gösteriyor. Gurur duyun. Gurur duyun. Ha, şunu söyle, hayırlı olsun de. Ne güzel. Ne kadar güzel. Hepimiz için hayırlı olsun. Genç Seyahatsever Projesi. Bakınız, bu da yeni bir devrimimiz Allah'a şükür. Yaz boyu tüm gençlerimizi 30 yaşına kadar talep etti gençler. 30 yaşına kadar herkesi yurtlarımızda ücretsiz bir şekilde seyahat edin, yurtlarımızda kalın dedik. Bu yaz başlattık. Sömestrde yine devam ettireceğiz. Bundan sonra hep yurtlarımız yaz aylarında, sömestr tatillerinde bedava bir şekilde bu ülkenin öğrenci olsun olmasın tüm gençlerin hizmetinde olacak. Kredi ve burs altyapısı yine Türkiye'nin örnek altyapısıdır. Bunu da özellikle ifade ediyorum. Ulaştığı öğrenci sayısıyla, miktarıyla örnek altyapısıdır. 45 liradan 850 liraya getirdik. Ve bu yılda yine bir devrim yapacağız. Rakamda da devrim yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız onu inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacak. Onun da bundan sonraki süreçte gençlerimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Onu da sizlere ifade edeceğim. Ve 27 milyar endeks yükünü yine bir devrimi sizlerle paylaşacağım. Parlamentomuz yasalaştırdı ve biliyorsunuz yaz ayı başlarında Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelemişti. 27 milyarlık endeks yükünü de gençlerimizin omzundan kaldırdık. Onun da hayırlı olmasını diliyorum. Değerli milletvekilleri, burası Gazi Meclis. Her bir milletvekilimizin fikri bizim için kıymetli. Hiçbir zaman yapıcı eleştiriye kapalı değiliz. Bu kürsüden her milletvekilinin eleştiri hakkı var. Her milletvekili fikrini ifade etmekte elbette özgür. Ancak düşünceler ifade edilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında siyaset yapılırken, icra edilen siyasetin dedikodu siyaseti olmaması lazım. Evhamlarla, sosyal medya hesaplarıyla, dedikoduyla konuşan bir siyasetçi dilinin hiç kimseye yakışmadığını düşünüyorum. Siyasetin
gerçek dünyadan, yaşananlardan, tecrübelerden uzak, spekülasyonlara dayalı bir duruşu olmamalı diye düşünüyorum. Anlattıklarımın hepsi genç odaklı vizyonun bileşenleridir. Bizler bu anlamda hep birlikte verdiğimiz mücadelenin gençler için, gençlerin geleceğe kendisini en iyi şekilde hazırlasın diye ortaya koyduğumuz çalışmaların mücadelesi olduğunu görüyoruz. Ve bu emeklere gençlerimizin her birinin en güzel şekilde vakıf olduğunu, şahit olduğunu da gözlemliyoruz. Değerli milletvekilleri, spor bu ülkenin 20 yıllık süreçte en güzel şekilde ortaya koyduğu devrimlerden bir tanesi. Bunu komisyon görüşmelerinde de elbette hep birlikte konuştuk. Sadece tesis altyapısı yok. Tesislerle birlikte spor kültürünü inşa etmeye yönelik eğitim altyapısı var. İnsan kaynakları altyapısı var. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, engellisiyle herkesin spora erişimini ortaya koyan bir altyapı var. Bununla ilgili üretilen politikalar var. Her ilde, her ilçede, köylere kadar, mahallelere kadar büyük gayretler var, emekler var. Bunları algılara, bunları dedikodulara kurban ederseniz büyük bir emeğe haksızlık etmiş olursunuz. Sayın Adı Güzel, bakınız Spor Toto dediniz. Spor Toto'nun son 4,5 yılda 2 cilt var burada. 10 bine yakın tesis var, 10 bine yakın. Havuzlarıyla, salonlarıyla, semt sahalarıyla, kortlarıyla, voleyboldan basketbola kadar, gençlik merkezlerine kadar, Ordu'dan Ağrı'ya kadar, Kars'a kadar, Ardahan'a kadar, 81 ilinde, ilçelerinde, köylerine kadar tesis var. Kimseden gizlimiz saklımız yok. Bizim hesabımız, kitabımız ortada Allah'ın izniyle. Veremeyecek hesabımız da yok. Bak, Ordu burada, Ordu. Tam 6 sayfa. Arkalı önlü, Ordu'nun her bir ilçesinde, köylerine kadar yatırım var burada. Havuzlarımızı küçümsemeye hakkın yok. 5 milyon kişiye yüzme öğrettik. Yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz. Yüzme öğrenmek isteyen herkese de yüzme öğretmeye devam edeceğiz. Varsa parlamentoda da yüzme öğrenmek isteyen öğretelim. 650'ye yakın havuz var Türkiye'de. Olimpik havuzlar var. Yarı olimpik havuzlar var. Küçük ölçekli yerlere portatif havuzlar kurduk. Oradaki çocuklar, oradaki gençler erişimden mahrum kalmasınlar diye. Israrla devam edeceğiz. Bu ülkenin her bir evladını, bu ülkenin her bir ferdini, her bir fırsattan eşit şekilde yararlandırmak için alın teri dökmeye devam edeceğiz. Gayret etmeye devam edeceğiz. Kimse bu gayretlerimizi, bu çalışmalarımızı, bu alın terini hiçbir şekilde gölgeleyemeyecektir. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Gelin siz de bunlardan istifade edin. 85 milyona açık. Her bir imkan 85 milyonun emrine amadedir. Biz bu milletin her bir ferdini değerli buluyoruz. Her bir kardeşimizi hiçbir ayrım gözetmeden altını çiziyorum. Değerli buluyoruz. Kıymetli buluyoruz. Her bir gencimiz bizim göz bebeğimizdir. Göz bebeğimiz. Sporda Allah'a şükür sporda başarı var. Bakın Tokyo'ya, bakın İslam oyunlarına, bakın diğer Avrupa'ya, uluslararası organizasyonlara. 5000'e yakın madalyamız var uluslararası alanda. Ve sadece birkaç branşta mı değil. Değerli milletvekilleri, 51 branşta başarı var, hamdolsun. Bunu tüm branşlara yayacağız Allah'ın izniyle. Bunun için altyapımız var. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İşte önceki gün Karaman'da golbol takımımızla beraberdim. Kızlarımız var. Golbol kadın milli takımımız. 2 tane paralimpik şampiyonu yaşattılar bize. Şimdi Portekiz'de dünya şampiyonasına katılıyorlar. Buradan onlara selamlarımı gönderiyorum. Kızlarımızı selamlıyorum, başarılar diliyorum. Bakın, yaz olimpiyatları, yaz paralimpik oyunları, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları, Balkan şampiyonası, İslam oyunları, Akdeniz oyunları.